Sergen Yalçın neden Sergen Yalçın? Olur mu? Olmaz mı? Olur hem de bal gibi olur. İşte bu sözler 26 Kasım 2013 yılında dönemin Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'a ait. Sergen Yalçın sol ayağı ve oyun aklıyla sadece futbolculuğunda fark yaratmadı. Teknik adamlığında da fark yarattı. Belge sadece bir kağıt parçasıdır, o kadar. Beşiktaş altyapısındaydı. Antep hoca arıyordu. Az önce girişte ifade ettiğim sözlerle. Dönemin Antep Başkanı İbrahim Kızıl dedi ki Sergen Yalçın'dan hoca olur mu diyorlar. Olur hem de bal gibi olur diyerek Sergen Yalçın teknik adamdı, kariyerine başladı. Anadolu'nun birçok kulübünde, Sivas'ta, Konya'da, Alanya'da, tekrar Antep'te, Malatya'da çalıştı. Abdullah Avcı Beşiktaş'tan ayrılınca artık tüm gözler oraya çevrilmişti. Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? Futbolculuğunda Beşiktaş taraftarına büyük mutluluklar, hüzünler yaşatan Sergen Yalçın gelir mi? Ve geldi. Hem de binlerce taraftarın önünde Sergen Yalçın imza attı. Kral! Mavi'de büyük Beşiktaş'ın büyük oyuncusu, büyük teknik direktörü. Hoş geldin Sergen Yalçın. Beşiktaş kariyeri Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük anlamında coşkulu başladı. 30 bin kişinin önünde imza töreninde Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş'a döndüğünü ilan etti. Geldiğinde takımı toparladı. İlk sezon yarım devrede neredeyse takımı almıştı. Toparlamayı başardı ve takım Şampiyonlar Ligi ön elemesine götürdü. PAOK'la eşleşti. Beşiktaş elendi. Sergen Yalçın eleştirildi. Sezon PAOK maçıyla birlikte başlamıştı. Şimdi ne olacak? Rakipler bir önemli oyuncu alıyorlar. Fenerbahçe transfer dönemini darmadağın ediyor. İyi kim varsa alıyor. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Başakşehir şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onlar da önemli hamleler yapıyorlar. Beşiktaş'ın elinde ise ne olacağı belli olmayan bir kadro var. Sergen Yalçın bir plan yaptı. O kadroyla sezon gidecek. Kaleci Ersin'i oynatıyor. Kaleci almayacağız, bu adama güvenmek zorundayız diyor. Fark yarattı. Rıdvan'la devam edeceğiz dedi. Etti. Araya Enzekalı'yı da karıştırdım. Gezal, bir saat izledim öyle aldım dedi. Aslında mecburiyetler ve tesadüfler Beşiktaş'ta yeni bir kadro oluşturdu. Ve Sergen Yalçın bu takımı nasıl örgütledi? Onu söyleyelim. Fark yaratan bir sözü vardı bence Sergen Yalçın'ın. Bir Fenerbahçe maçıydı, hatırlayın 4-3 Fenerbahçe'yi yenmişti Beşiktaş. 10 kişi kalmış, Larin atılmış, sert bir maçtı. Yendi ve çıktı basın toplantısında dedi ki oyuncularıma maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Buradan şuraya geleceğim. Evet, madem böyleydi Sergen Yalçın, neden o zaman... Çıkışı nasıl görüyorsunuz hocam buradan? Vallahi göremiyoruz. Hiçbir zafer savaşılmadan kazanılamaz diyen Sergen Yalçın'a ne oldu? Fark yaratan bu söz devamında Sergen Yalçın için geçerliliğini yitirdi. Belki de Beşiktaş'la birlikte bu sezon, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı devam ettirseydi Sergen Yalçın Türk futbolunun 15-20 yılına damga vuracak ikinci bir Fatih Terim olabilirdi. Hala bu ihtimali var. Sergen Yalçın etkili bir adam. İşte fark yaratanlar da o yüzden Sergen Yalçın'ı anlatıyoruz. Sergen Yalçın hangi konuda fark yarattı Beşiktaş'ta olduğu dönemde? Bir, geçen yıl sportif anlamda çok iyi işler yaptı. Elinde az malzeme olmasına rağmen buradan çok iyi bir yemek çıkarmayı başardı. Bu bir teknik adamlık farkıydı ve Sergen Yalçın bunu yaptı. Sonunda zirveye ulaştı. Hem şampiyon oldu hem Türkiye Kupası'nı aldı. Bununla birlikte Sergen Yalçın iletişim becerisiyle de fark yarattı. İfade gücü, esprileri, çıkışları Sergen Yalçın'ın damga vuran en önemli anlarıydı. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Açsın kanalı, bütün halk izlesin maçı. Ben o zaman onlara öncülük edeyim, Acun'a buradan söyleyeyim. Kanalı aç, herkes seyretsin. Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Ayrıca da çok saygı duyarım. Tabii ki burada oyunda rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı hiçbir zaman eksilmez. Çünkü Fatih Hoca Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı ve kesinlikle onun yakaladığı başarıları belki de bundan sonra hiçbir hoca yakalayamayacak. O yüzden kendisine çok saygı duyuyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Oyuncularıma maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Çıkışı nasıl görüyorsunuz hocam buradan? Vallahi göremiyoruz. Mesela şunu söyleyelim.
Biz bu işi yapıyoruz. Sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Beşiktaş idmanları açıldığı zaman fark yaratacağını bildiğimiz için. Sergen Yalçın idmanda ayağına bir top aldığı zaman ya aslında bir direğe vurdurur mu? O muazzam solayla bir şey yapar mı diye bekliyorsunuz. Basın ilgi odaydı. Ve bununla birlikte Sergen Yalçın'la ilgili şunu söylemek gerekir. Sergen Yalçın 7'den 70'e herkesin sempati duyduğu bir adam. O da nereden geliyor? Futbolculuğunda yarattığı farktan geliyor. Teknik adamlığında da Sergen Yalçın o farkı yarattı. Belki tepki çekti ama Sergen Yalçın denince insanlar bir duruveriyorlar. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını veya nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili yapılacak plan ve programların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattığını düşünüyorum bu turnuvanın bize. Özellikle Şampiyonlar Ligi meselesini baştan kaybetmişti. Tersten fark yarattı. Mesela burada Fatih Terim'e sorarsanız kazanacağızlar, yapacağızlar, başaracağızlar. Fark var ama üstesinden geleceğizler. Sergen Yalçın ise hep Avrupa futboluyla Türk futbolu arasındaki farka dikkat çekti. Ligdeki olan durumu da iyi tahlil etmek lazım. Düzeleceğiz, oraya da döneceğiz. Ama Galatasaraylı'ya sorsak Avrupa'da mı sonuna kadar gitmek istersiniz, Türkiye Ligi'nde mi diye Avrupa'yı tercih ederler. Bana sorsanız ben ikisini de derim de. Sergen Yalçın'ın muhteşem bir sol ayağı vardı ve muazzam bir oyun aklı vardı. O oyun aklını geçen yıl gösterdi. Bu yıl istediğini yapamadı. Ama Sergen Yalçın fark yaratmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Fark yaratan, futbola değer katan Sergen Yalçın'ın mutlaka ama mutlaka içeride olması lazım. Ve futbolculuğunda dört büyük takımda da oynayarak kitleler arkasından sürükleyen Sergen Yalçın'ın tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi dört büyüklerin tamamını çalıştırarak başka bir fark yaratacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.